bugün size bir kodlama materyali nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle malzemelerimize bakalım. Bir tane haşlanmış yumurtaya ihtiyacımız var. İki tane yumurta kolisine ihtiyacımız var. Bu renklerde yeşil, turuncu, kırmızı ve kahverengi renklerde keçe kalemlerimiz, makasımız ve pet kapaklar. Şimdi nasıl yapıldığına hemen başlayalım. Öncelikle yumurta tasarımından başlayalım. Haşlanmış yumurta kullanıyoruz burada. Çizimimizin benzerlerini internette bulabilirsiniz. Biz de internetten bulup yaptık. Ama bu çizimin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız hem YouTube kanalımızda hem Instagram kanalımızda mevcut. Şimdi yumurta kolilerimize geçiyoruz. Yumurta kolilerimize şöyle bir bakacak olursanız, şöyle göstereyim. Üzerinde bazı yazılar göreceksiniz. İlk önce basit bir aslında koordinat düzlemi oluşturuyoruz bu yumurtalarla birlikte. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 ve harflerle birlikte şuraya bakacak olursanız A, B, C, D, E, F ve bunun devamı şeklinde hemen karşılıklı olarak G, H, I, K, L, M şeklinde şöyle bir kodlama materyali, bir tablasını dizayn ettik. Sonrasında biz buna yönlerimiz belli olsun ki buna göre bir koordinat verdiğimizde karakterimizin hangi tarafa baktığını belirlemek için karşı tarafı kuzey, yan tarafa doğu yazdık. Doğu olarak bu taraf batı ve bu taraf güney oldu. Yani bu neden kullanılacak? Mesela şu anda karakterimizi buraya koydum. Nereye koydum? I 3'e koydum ve güneye doğru bakıyor. Ya da dedim ki, örnek veriyorum, E 4'e koyalım ve doğuya baksın. Bunu çocuklar için yapmıyoruz. Bunu ben yetişkinler için bu şekilde söylüyorum. Çünkü ben onlara söylediğimde şunu söylüyorum. E 4'e koyup doğuya baksın ve beni diyorum ki I 2'deki oraya koyduğumuz bir oyuncak, turuncu oyuncağı almaya götürsün. Çocuk bunun üzerinden kodlama yapması için böyle bir alan dizayn ediyoruz. Peki, bunları yaptık. Doğumuzu yazdık, koordinatlarımızı belirledik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bizim elimizde, kendi eğitimlerimizde kullandığımız şu şekilde oklarımız var. Bunlar ahşap yapılma, yeşil, kahverengi ve turuncu. Bunların sayıları çok önemli. 6 tane yeşilimiz var. 3 tane turuncu, 3 tane kırmızı ve 2 tane kahverengimiz var. Biz de bunlara bağlı olarak evde nasıl yapabiliriz diye düşündük ve buna şöyle bir çözüm yolu ürettik. Pet şişe kapak. Bunların üzerine aynı buradaki gibi oklar çizdik. Bu oklarımızı şimdi keseceğiz ve kapaklarımızın üzerlerine yapıştıracağız. İlerimiz ve gerimiz. Diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Pet şişe kapaklarının yerine karton kullanabilirsiniz. Küçük kartonların üzerine bunu yapabilirsiniz. Evde değişik materyallerle bunu dizayn edebilirsiniz. Biz bundan sonrakinde kendi materyallerimizi kullanacağız. Yeşillerimiz, kırmızılarımız ve turuncularımız. Bu etkinlik materyalinin nasıl kullanıldığı, nasıl oynandığı ile alakalı sonraki videolarımız Instagram ve YouTube sayfamızda. İzleyip takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.